Ah selam, hoş geldiniz. Ufak bir sakal bakımı yapıyordum da. Sahi, saç sakal demişken biz neden saçımızı sakalımızı kesiyoruz veya bacaklarımızdaki tüyleri alıyoruz? Sanıyorum burada sormaya çalıştığımız 3 farklı şey var. İlki, diğer hayvanlar neden bizim gibi saç sakal tıraşı olmak zorunda değil de biz düzenli olarak kesmek zorundayız? İkincisi, neden sadece bazı kıllarımızı kesmemiz gerekiyor? Mesela kafamızdaki kıllar neden kolumuzdakiler gibi sabit bir uzunlukta kalmıyor da onları aktif olarak kesmemiz gerekiyor? Üçüncüsü, erkekler ve kadınların neden farklı yerlerinde farklı kıllar farklı miktarlarda uzuyor? Şunu bir bitireyim de bunları ve çok daha fazlasını anlatacağım. Geliyorum. Kıllar tuhaf bir şekilde insan kültürünün en önemli parçalarından biri. Bir düşünün, bir erkeğin ağzının etrafındaki kıllar bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde veya bu şekilde olduğunda doğru olsun olmasın o kişiyi belli bir siyasi veya sosyal kategoriye yerleştirebiliyoruz. Veya saçların din tarihindeki önemini düşünün. Şikler saçlarını kesmiyorlar. Mezhebine bağlı olarak Müslüman kadınlar ve veya erkekler saçlarını örtüyorlar. Ortodoks Yahudiler bukleler takıyorlar. Mundan olarak bilinen Hindu geleneğinde çocuklar 1 veya 3 yaşına bastığında saçları kazınıyor ve önceki hayatında deneyimlediği negativitenin bu şekilde atıldığına inanılıyor. Hatta sırf saç stillerine bakarak bir kişinin hangi dönem yaşadığını bile kestirebiliyoruz. 1920'ler bob kesimiyle, 90'lar Jennifer Aniston'dan ilham alan Rachel stiliyle, 2000'ler emo stillerle kendini hemen belli ediyor. Kılların kültüre yön verdiği yüzlerce örnek sayabilirim. Ama gerisini size bırakıyorum. Daha fazla ilerlemeden önce bu kıl tüy mevzularında en sık yapılan hatayı düzelterek başlayalım. Çünkü televizyonlarda hala bu konuda berbat açıklamalar görüyorum. Genellikle kadınlar vücutlarındaki kıllardan bahsederken, erkekler de işte mesela şuralarda çıkanlar gibi ince kılları kastederken hep tüy tabirini kullanıyorlar. Yok öyle bir şey. İnsanlarda tüy diye bir şey yok. Tüy son derece bilimsel bir terim ve sadece ama sadece avian, yani uçabilen dinozorlarda bulunan bir yapı. Dinozorlar ne alaka diyeceksiniz şimdi, ama dinozorlar, spesifik olaraksa uçabilen dinozorlar halen yaşıyorlar. Kuşlar, evet şu anda sokakta gördüğünüz kuşlar 66 milyon yıl önce yaşanan kitlesel yok oluştan kurtulabilmiş ve günümüze kadar gelebilmiş olan tek dinozor grubu. Başlangıçta karşı cinsi etkilemek veya vücut ısısını korumak gibi amaçlarla deri hücrelerinin farklılaşması yoluyla evrimleşen bu dinozor tüyleri günümüzde sadece kuşların ayırt edici bir özelliği olarak kaldı. Tabii ki kuşlarda da çeşit çeşit tüy var ama en nihayetinde hepsi tek bir şaftın etrafında saçaklanan keratin bir yapıdan oluşuyor. Ama özetle, eğer ki bir tüy bulursanız onun bir sürüngene, memeliye veya böceğe değil bir kuşa ait olduğundan emin olabilirsiniz. Öte yandan bütün memeli hayvanlarda kıl dediğimiz başka bir keratinli yapı var. Kıl tüye göre çok daha basit bir yapı ve sadece ama sadece insan, geyik, inek, aslan, kedi ve köpek gibi memeli hayvanlarda bulunuyor. Kıllar genellikle tek bir şafttan ibaret oluyorlar ve farklı kıl tipleri arasındaki farkları o şaftın kalınlığı veya nasıl eğilip büküldüğü belirliyor. Ama bir hayvan kıl denen bu yapıya sahipse memeli bir hayvan olmak zorunda ve bir hayvan memeli ise ince veya kalın fark etmez. Bütün kılları kıl olmak zorunda. Mesela denizel memeliler olan balinalarda bile fazlasıyla körelmiş de olsa kıllar bulunuyor. Tabii ki arılar gibi böceklerde veya örümcekler gibi araknidlerde de kıla benzer yapılar görmüş olabilirsiniz. Ama onlarınki keratin değil, kitin yapılı kıllar. Yani tamamen farklı yapıdalar ve bildiğimiz anlamıyla memeli kılı sayılmıyorlar. Özetle, memeli hayvanlar sınıfından bir canlı olan insanların vücudunda bulunan en inceden en kalınına, en düzünden en kıvırcığına, en beyazından en siyahına bütün kılların adı kıl. İnce olanlar tüydür, kalın olanlar kıldır diye bir şey yok. Tabii bu durum tüylerim diken diken oldu gibi tabirleri birazcık zora sokuyor. Ama artık atalarımızdan kalma deyimdir deyip hoş göreceğiz, ne yapalım.
Yine de bu incelik kalınlık mevzusu bize daha ilginç bir gerçeği hatırlatıyor. Biliyorsunuz her ne kadar Neandertaller veya Denisova insanları gibi soyu tükenmiş daha yakın akrabalarımız olsa da şu anda halen yaşayan türler arasındaki en yakın akrabalarımız şempanzeler. Ama onlar ne kadar kıllı, bizse ne kadar kılsızız, öyle değil mi? Biz şempanzelerden evrimleşmedik ama daha uzak kuzenlerimizin de hepsinin kıllı olduğu gerçeğinden yola çıkarak 6-7 milyon yıl kadar önce şu anki kuzenlerimizle benzer ortamlarda yaşamış ortak atalarımızın da en az şempanzeler kadar kıllı olduğunu görmek zor değil. Dolayısıyla insanlarda kıllar yok mu oldu? Hayır. İnsanlarla şempanzelerin vücudunda halen eşit yoğunlukta kıl var. Santimetre kare başına 6 kıl kadar. Ama bizim onlara göre bu kadar çıplak gözükme nedenimiz bizdeki kılların sayıca değil ama kalınlık bakımından körelmiş olması. Aynı miktarda kıl birinde çok daha kalın, diğerinde çok daha ince olunca biri diğerine göre çok daha çıplak gözüküyor. Hatta o nedenle bazı insanlarda meydana gelen mutasyonlar hala genomlarımızda var olan o kalın kılları üreten genleri tekrar aktive edebiliyor ve hipertrikoz dediğimiz aşırı kıllılık durumu ortaya çıkıyor. Ama dikkat ettiyseniz vücudumuzun her yeri tamamen çıplak sayılmaz. Türümüzün özellikle kafasında, koltuk altlarında ve cinsel bölgelerindeki kıllar halen bariz bir şekilde gözüküyor. Kol ve bacaklarımızdaki kıllar da her iki cinsiyette de belirgin. Ama birçok toplumda kadınlar ve giderek artan sıklıkta erkekler de kültürel nedenlerle bu kılları kesiyorlar veya aldırıyorlar. Keza özellikle Fransız dostlarımızın iyi bileceği üzere cinsel bölgedeki kılların kesilmesi veya kesilmemesi veya ne şekilde kesileceği de kültürden kültüre, dönemden döneme çok değişen bir konu. Buna ek olarak erkeklerde yüzde, göğüste ve sırtta da kıllar rahatlıkla görülecek kadar kalın. Hatta farklı bölgelerde farklı miktarlarda çıkan bu kılların istenen düzeyde yok edilebilmesiyle ilgilenen koca bir sektör var. Berberleri, kuaförleri veya lazer epilasyon merkezlerini düşünün. İşte bu durum evrimsel süreçte vücudun her yerindeki kılların tek bir grup halinde değişmediğini gösteriyor. Yani kafamızdaki de kıl, kolumuzdaki de ama bunların uzama miktarı ve kalınlığı farklı miktarlarda. Bu aslında başta sorduğumuz soruların hepsinin ana cevabı. Kıl uzunluğu ve kalınlığı vücudumuzun tamamında tek bir gen ile kontrol edilmiyor. Tam tersine 350'den fazla genin kıllarımızın fiziksel özelliklerine etki ettiği tespit edilmiş halde. Bunlardan LHX2 ve DNMT1 gibi birkaçının etkisi daha belirgin. Ama sonuçta evrimsel süreçte farklı vücut bölgelerinde farklı nitelikte kıllar çıkacak şekilde özelleşti. Bu genlerin farklı kombinasyonlarının evrimi bambaşka kıllılıkta hayvanlar yaratabiliyor. Bu genler tabii ki kılların kalınlığı ve santimetre kare başına ne kadar sıklıkla üretileceği gibi detayları etkiliyor. Ama bu genler aynı zamanda hangi kılın ne süreyle uzayacağını da belirliyor. Buna döneceğim ama ister istemez aklıma takılıyor. Diğer hayvanlarda neden bu yok? Neden bir aslan yelelerini kesmek zorunda kalmıyor da biz saçımızı kesmezsek ayaklarımıza dolanacak kadar uzuyor? Aslında bu hatalı bir varsayıma dayanan bir soru. Çünkü bazı genetik sorunlara sahip bireyler hariç kimsenin saçları sonsuza dek uzamıyor. Anlatayım. Vücudumuzdaki tüm kıllar 4 evreden geçiyorlar. Anajen evre, kıllarımızın üretildiği evre. Bu evrede vücudumuzdaki tüm kıllar ayda yaklaşık 1 santim kadar uzuyorlar. Bu erkeklerde kadınlara göre biraz daha hızlı oluyor. Anajen evre çoğu durumda en fazla 7 yıl sürüyor. Ama bazı kişilerde 8, 10, 15 yıla kadar çıkabiliyor. Ve her zaman anormal olmak zorunda olmayan bu varyantların saçları ortalama bir kişininkinden çok daha fazla uzayabiliyor. Sonsuz saç uzaması mitine katkı sağlayan faktörlerden biri de bu ekstrem varyantlar. Ama bunlar azınlıktalar. Özetle bir kıl anajen evrede ne kadar uzun kalıyorsa o kadar çok uzuyor. Mesela her an kafamızdaki kılların %85 kadarı bu evrede bulunuyor. Ve bu kıllar senelerce bu evrede kalabiliyorlar. Ama kollarımızdaki kıllar sadece 1-2 ay boyunca anajen evrede kalıyorlar. Bu nedenle kafamızdaki kıllar kollarımızdakinden çok daha fazla uzuyor. Ve tabii ki biz kafamızdaki kılları çoğu zaman 7 seneden önce kestiğimiz için sanki kesmesek sonsuza kadar uzayacaklar sanıyoruz.
Bu doğru değil. Anajen evreden sonra kıllar katajen denen bir geçiş evresine giriyorlar. 10 gün kadar süren bu evrede kılı üreten kıl kökleri büzüşmeye ve kıl üretimini yavaşlatmaya başlıyorlar. Yaklaşık 2 haftalık bir sürenin sonunda kıl ve kıl kökü birbirinden ayrılıyor ama kıl halen kopmamış oluyor. Kafanızdaki saçların %5 kadarı şu anda bu katajen evredeler. Bundan sonra 3 ay kadar sürecek olan telojen evresi geliyor. Bu evreyi saçların düştü düşecek evresi olarak düşünebilirsiniz. Artık uzamıyorlar da ama hemen düşmüyorlar da. Şu anda kafanızdaki kılların %10 kadarı bu evrede. Son olarak gelen eksojen evresinde kıllar daha fazla tutunamayarak düşüyorlar. Bu evre çok daha kısa sürüyor ve her gün 50 ila 100 tel kadar saç kaybetmenize neden oluyor. Bundan sonra kıl kökleri tekrardan anajen evreye dönerek kıl üretmeye yeniden başlıyorlar. İşte hangi kılın hangi evrede ne süreyle kalacağı az önce bahsettiğim yüzler gen tarafından belirleniyor. Ama en nihayetinde hangi türün bu genlerin hangi kombinasyonlarına sahip olacağını belirleyen şey tabii ki evrim. İnsan da dahil bütün hayvanlarda hangi kılın ne süreyle uzayacağı, nesiller boyunca süre gelen evrimsel mekanizmaların belli gen kombinasyonlarını seçmesi ve elemesiyle belirleniyor. Ama diğer hayvanların insanlar gibi kıl ayarlaması yapmadığı da tamamen hatalı bir düşünce. En basitinden evinde kedi veya köpek olanlar mevsim geçişleriyle birlikte hayvanlarının kürk değiştirdiğini görmüşlerdir. Veya bir aslanın yelesi de tıpkı insan saçı gibi diğer kıllarından çok daha fazla uzuyor. Ama ne insanın saçı ne de aslanın yelesi sonsuza kadar uzuyor. İkisinin de bir üst limiti var ve bir noktadan sonra zaten sürtünme veya takılma gibi mekanik etkilerle veya kılların yeterince sağlıklı olmamasından ötürü bu kıllarda da kopmalar yaşanabiliyor. Veya normalde bir kıl yumağı olan orangutanların yüzleri kıllardan tamamen arınmış halde. Anlayacağınız bu konuda diğer hayvanlardan sandığımız kadar farklı değiliz. Onlarda da evrimsel nedenlerle farklı yerlerdeki kıllar farklı şekillerde uzuyor veya uzamıyor. Ama zekamız sayesinde ve kültürümüz nedeniyle biz kıllarımıza kasti müdahalelerde bulunabiliyoruz ve onları şekillendiriyoruz. Tek fark bu. Bu da bizi başta sorduğumuz ikinci sorumuza getiriyor. Vücudumuzda hangi kılın, nerede, ne miktarda uzayacağını evrim belirliyor dedik ama bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Neden popomuzdaki kıllar kafamızdakiler gibi değil? Yüzümüzün, koltuk altlarımızın veya cinsel bölgelerimizin nasıl bir farkı var da kıllar buralarda korundu? Bunun cevabı iki kademeli ve cevaplardan her biri aslında evrimin temel mekanizmalarından en önemlilerine karşılık geliyor. Doğal seçilim ve cinsel seçilim. İşin doğal seçilim kısmını anlamak çok zor değil. Yaban hayatta herhangi bir nedenle aşırı kıl üreten bireyler avcılarından kolay kaçamayacağı, avlarını kolay yakalayamayacağı ve hatta uzuvlarını kolay kullanamayacağı için hızla eleniyorlar ve kendilerini aşırı kıllı yapan genleri gelecek nesillere aktaramıyorlar. Keza ısınmak veya kamufle olmak için kıl üretmesi gereken türlerde kıl üretimine engel olan bir mutasyon yaşandığında o ekstrem bireyler de çabucak eleniyorlar. Böylece kıl uzunluğu o tür ve o çevre için optimum uzunluk aralığında kalıyor. Bu tür doğal seçilime dengeleyici seçilim diyoruz. Çünkü her zaman ortalama değerleri kayırmaya çalışıyor, ekstremleri eliyor. Bu arada kılların gözden sık kaçan bir fonksiyonu bizim için son derece ölümcül olan böceklerin, mesela sivrisineklerin vücuda ulaşamadan sezilmesini sağlaması. Hatta kıllarımız bizi aktif olarak bu böceklerden koruyorlar bile. Dolayısıyla kıllar öyle kolay kolay yitirilecek bir yapı değiller. Hala üşüdüğümüzde veya korktuğumuzda yakın kuzenlerimizin veya kediler gibi uzak akrabalarımızın yaptığı gibi tüylerimiz diken diken oluyor. Öyle değil mi? Bunun amacı eğer üşüyorsak deriyle kıllar arasında hapsolan hava miktarını arttırarak ısı yalıtımı sağlamak. Eğer korktuysak da kendimizi olduğumuzdan daha büyük göstermeye çalışmak. Tabii bizde kılların küçülmesiyle birlikte arrector pili dediğimiz kıl kökü kasları da köreldiğinden bu kabarma çok az yaşanabiliyor ve içler acısı gülünç bir refleks seviyesinde kalıyor. Ama yine de neden böyle bir refleksimiz olduğunu anlamak çok önemli. Ama işin doğal seçilim tarafının üçüncü bir ayağı daha var. Size daha önceden insan evrimiyle ilgili videoda anlattığım gibi insan evriminin en önemli basamaklarından biri ter bezlerimizin vücudumuzun geneline yayılması oldu. Çünkü ter bezleri uzak mesafelerde göç edebilen türümüz için müthiş bir ısı regülatörü görevi gördü. Mesela genellikle aynı bölgede kalmayı tercih eden şempanzeler veya orangutanlarda ter bezleri neredeyse tamamen el ve ayak avuçlarına öbeklenmiş halde. Bizde ise ekrin ter bezleri dediğimiz direkt olarak deri dışına açılan
olan ter bezleri vücudumuzun tamamına yayılmış halde. Bakın şöyle bir evrim ağacı üzerinden göstereyim. Bu grafikte insan ve tüm yakın akrabalarının vücudundaki ter bezlerinin dağılımı gösteriliyor. Kırmızı %0'a yakın, yeşil %50 civarında, lacivert ise %100. Bir tür dikkatinizi çekiyor mu? Evet, o biziz. Ama işte ekrin bezler direkt olarak deri dışına açıldığı için oralarda kıl oldu mu yeterince iyi çalışamıyorlar. Dolayısıyla son 6-7 milyon yıllık evrimsel süreçte kıllarımız ter bezlerimize yer açacak şekilde inceldiler ve bu sayede ter bezlerimiz daha da geniş bir alana yayılabildi. Ama işte yine de birkaç bölgemizdeki kıllar bu doğal seçilim baskısına direnecek kadar karşıt bir seçilim baskısı altındaydı. Kafamız, yüzümüz, koltuk altlarımız ve tabii ki cinsel bölgelerimiz. Neden? İşte bu da bizi üçüncü ve son sorumuza getiriyor. Erkekler ve kadınların neden farklı yerlerinde farklı kıllar farklı miktarlarda uzuyor? Farklı cinsiyetlerde bazı kılların ortak olarak korunmuş olmasının, bazı kıllarınsa cinsiyete özel olarak değişmesinin çok iyi nedenleri var. Mesela kafamızdaki kıllar iki cinsiyette de seyrelmedi. Çünkü ter bezleri hızlı bir şekilde vücudu soğutmak konusunda kıllardan çok başarılılar. Evet ama kıllar da ekstrem durumlar oluşmadığı müddetçe sıcaklığı sabit bir aralıkta tutmak konusunda çok iyiler. Kafamızda sıcaklığın sabit tutulması neden bu kadar önemli? Aklınıza buna ihtiyaç duyabilecek bir organ geliyor mu? Evet, beynimiz. Beynin civarının sıcaklığının sabit kalması çok önemli olduğundan kafamızdaki saçlar küçük beyinli atalarımızdakinden bile daha gür kaldılar. Koltuk altlarımızda ve cinsel bölgelerimizdeki kılların doğal seçilim açısından son bir işlevi daha var, onu atladım. Sürtünmenin bol olduğu yerlerde kıllar kayganlaştırıcı bir görev görerek derideki yıpranmayı azaltıyor. Bu nedenle birbirine sürtünen parçalarımız arasındaki kılların korunması çok önemli. Ama işte aynı zamanda buralarda evrimin ikinci temel yasası da devreye giriyor. Cinsel seçilim. Türümüzün erkek ve dişileri birbirlerini belli bölgelerdeki kılların varlığına göre seçtiler. Bu her zaman bilinçli bir tercih değildi. Mesela koltuk altlarındaki veya yüzdeki kıllanma bir bireyin ergenliğe girip üreme çağına eriştiği mesajını veriyordu. Dolayısıyla ikincil eşey karakteri dediğimiz bu özellikler İster istemez seçildiler. Erkeklerin yüzlerindeki kıllar yine hem üreme çağına erişildiğinin bir göstergesi olarak hem de bazı çalışmalara göre bir güç sembolü olarak dişiler tarafından nesiller boyunca seçildi. Keza erkekler nesiller boyunca kadınları hep daha genç ve diri görünümde olacak şekilde seçtiler ve bu nedenle daha bebeksi, daha parlak tenli, daha kılsız kadın bedenleri seçildi. Cinsel bölgelerdeki ve koltuk altlarındaki kılların korunmasının ikincil bir nedeni buralardan halen salgılandığı düşünülen cinsel feromonlar, yani cinsellikle ilişkili koku hormonları. Kılların bulunduğu bölgelerde bu afrodizyak etkili hormonlar çok daha kontrollü bir şekilde saçılıyor ve bu nedenle türümüzün cinsel başarısını arttırdığı düşünülüyor. Kol ve bacaklardaki kıllar da yine farklı miktarlarda cinsel seçilim baskısı altında kalmaya bağlı olarak tür içinde geniş bir çeşitlilik olacak şekilde bir miktar seçilerek günümüze kadar ulaştı. İşte böyle. Kıl tüyüyle başlayıp yine nerelere geldik. Ama görebileceğiniz gibi kıllar kadar önemsiz gibi gözüken bir şeyden bile türümüzün geçmişi ve doğanın baş döndürücü dinamikleri hakkında birçok şey öğrenebiliyoruz. Gündelik hayatta sorduğumuz en basit sorular bile bize doğanın sırları hakkında bir şeyler fısıldıyor. Ve burada öğrendiklerimizi kullanarak bambaşka konularda karşımıza çıkan zorlukları çözebiliyoruz. Sanıyorum bilimi bu kadar heyecan verici yapan şey tam olarak bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.